Botonevirüsü yok. Herpes ensefaliti de değil. Beyler, bir şey söyleyeceğim, inanamayacaksınız. Deniz'in babası öz babası değil. Hoca haklı. Bitmedi. Annesi de öz annesi değil. Vay be. Hep haklı mı çıkıyor bu adam? Yani. Peki şaşırdık mı? Hayır. Bakın sizi çok iyi anlıyorum. Ama oğlunuz bu durumdayken onu hareket ettirmek çok doğru olmaz. İpek Hanım, biz epey düşündük. İkinci bir görüş almak istiyoruz. Zaten fazlasıyla vakit kaybettik. Daha doğrusu bir cevap istiyoruz artık, cevap. Kobay faresine çevirdiniz çocuğu ya. Yok onu deneyelim, yok bunu deneyelim. İyice perişan oldu oğlan. Nasıl böyle bir aptallık yaparsınız? Ateş, sen ne yaptığını sanıyorsun? Çıkar mısın dışarı lütfen? Size soruyorum. Nasıl böyle bir aptallık yaparsınız? Ne aptallığı? Sen ne diyorsun ya? Bana yalan söylediniz. Sana yalan malan söylemedik. İpek Hanım, bu adam geldiğinden beri bize söylemediğini, yapmadığını bırakmadı. Bravo Ateş. Çıkar mısın lütfen? Lütfen benim hatalarımı geçip onlarınkine yoğunlaşabilir miyiz? Yalan söylediler bana. Siz Deniz'in gerçek anne babası değilsiniz. Ama yeter. Deniz'in annesi de babası da biziz. Hayır değilsiniz. Deniz'in ailesi biziz. Ebru. Tamam. Evet ona evlat edindik. Ama bunu ona sakın söylemeyin. Bunu bilmesi gerekmiyor. Benim bilmem gerekiyor bir zahmet. Evlat edinmiş de olsak. O bizim oğlumuz. O bizim canımız. Canımız o bizim. Ben sizi oğlunuzu ne kadar sevdiğinizi mi soruyorum? Neden böyle bir gerçeği anlatmadınız? Size tıbbi özgeçmişinizi sorduğumuzda da mı uyanmadınız? Genetik bir ipucu bulmaya çalışıyorduk. Kimin kimin ne kadar sevdiğini değil. Tamam lütfen. Rica ediyorum oturur musunuz? Lütfen buyurun oturun. Sakinleşelim öyle konuşalım. Ateş bunu nasıl öğrendin acaba? DNA testi. Ne? Biz DNA için örnek falan vermedik. Kafeteryada kahve bardaklarını bırakmışlardı oradan. Test yaptırdım. Sen delirdin mi? Böyle bir şey nasıl yapabilirsin? Bak yine benim hatalarıma yoğunlaşıyoruz. Lütfen. Verdikleri tıbbi özgeçmiş bir işe yaramaz. Biz zaten size biyolojik annenin bütün detaylı bilgilerini vermiştik. Sigara içmeyen, kolesterolü düşük, tansiyon problemi olmayan, kilosu normal sağlıklı bir kadın. Yeterli mi? Deniz'i 2 haftalıkken evlat edindik, 2 haftalık. Sizden başka da sakladığımız hiçbir şey yok. İpek Hanım, hiç uzatmaya gerek yok. Biz oğlumuzu başka bir hastaneye sevk etmenizi istiyoruz sizden. Lütfen. Elbette. Oğlunuzu almak istiyorsanız tabii ki saygı duyuyorum. Karar sizin. Ama ben hala burada kalması gerektiğine inanıyorum. İpek Hanım, biz artık bu hastaneye güvenemiyoruz. Aşı olmuş muydu? Ne? Biyolojik annesi aşı olmuş mu bebekken? Deniz 6 aylıkken bütün aşılar ne oldu? Bebekler neden 6 aylıkken aşı olurlar biliyor musunuz? Çünkü 6 aylık olana kadar biyolojik annelerinin bağışıklık sistemiyle korunurlar.
Şimdi tekrar soruyorum size. Deniz'in biyolojik annesi bebekken aşı olmuş mu? Biliyor musunuz? Bebek kızamık virüsünü kapar. Vücudunda döküntüler olur. Ateşli günler geçirir ama sonra iyileşir. Bazen milyonda bir gibi bir ihtimalle de olsa mutasyona uğrar. Zamanı gelince tekrar canlanır ve beyin hücrelerine saldırmaya başlar. Saatli bomba gibi. Subokut, siklorozan, panensefalit. Ta kendisi. Türkiye'de yılda 150-160 vaka görünür. Hastamız şu an birinci evrede. Ancak ikinci evreye geçtiği takdirde ölür. Ne zaman ikinci evreye geçeceğini anlamamız imkansız mı? Belirtileri göstermeye başladı bile. Bu gece de olabilir, bir ay sonra da olabilir. Bilemeyiz. Bir şey yapamaz mıyız? Tedavi edemez miyiz? Nörolog. İntraventriküler interferon. Teşhis doğrulanmadan beynine iğne batırıp interferon damlatmayacağım. Beyin omurilik sıvısı alın o zaman. Hocam verdiğimiz bunca şeyden sonra beyin omurilik sıvısında kızamık antikorlarının olup olmayacağı ile ilgili sağlıklı bir değerlendirme yapmamız çok zor. Yani yanlış tedavi yüzünden doğru teşhis şansını kaybettik. Bu insanlar neden yalan söylüyorlar bana? Çocukları ölecek belki de bu yüzden, aptallar. Emoli. Top sende. İnşallah çocuğun beynine biyopsi yapmak zorunda kalmayız. Aslında bir yol daha var. Bunu acıtmayacağına emin misiniz? Merak etme, sadece görüntüsü korkunç. Gözünü uyuşturduğumuz için bir şey hissetmeyeceksin. Yine gözünün arkasına ulaşacak ve retina biyopsisi yapacağız. Sorunun mutasyona uğramış virüsten kaynaklandığını ispatladık. Oğlunuzun hastalığının adı subokut siklorozan penansefalit. Tedavisi ise beyne doğrudan verilen interferon denilen bir ilaç. Şimdi bir dakika. Bir dakika, siz bunu imzalamamı istiyorsunuz ama biz bundan hiçbir şey anlamıyoruz ki. Bakın, durumu size en basit şekilde anlatmaya çalışırım. Ama tedaviyi anlayıp ona göre karar vermenizi beklemek ne kadar doğru onu bilmiyorum. Söyleyebileceğim şey şu. Bu operasyon çok tehlikeli. Ve onu öldürebilir. Ama izin vermelisiniz. Çünkü başka şansınız yok. Nedir durum? Tamam, kabul ettiler. Güzel.
Her zaman haklı çıkmasına sinir oluyorum. Evet, ve her zaman haklı çıktığımda bir hastanın hayatı kurtulmuş oluyor. Her şey tamam. Ama bu gizli gizli DNA testi falan mı? Ya evet, o ne bombaymış öyle ya. Niye şimdi bilmiyormuş gibi yapıyorsun? Sen de yanındaymışsın. Evet, yanındaydım. Evet. Ya sen yapma desem dinleyecek sanki. Biliyorsun adamı. Çok uğraştı bu çocuk için. Yani böyle hastaneden geç çıkmalar, gecenin bir kürü gelmeler. Şaşırtıyor beni. Hiç ona göre şeyler değil bunlar. Öyle. Biz lisedeyken Ateş basket takımındaydı. Kaptan da üstelik. Hadi canım. Tabii. Bayağı da iyiydi. Yıldızıydı ya takım. Sonra tıp fakültesi falan boşladı ama biz gene de buluşup oynuyorduk perşembeleri. İşte ta ki o. Sen bu çocuğun ne özelliği var diye sormuştun ya. Anladım. Günaydın. Sana iyi haberlerimiz var. Tedavin işe yarıyor. Bağışıklık sistemin de olumlu yanıt verdi tedaviye. Biraz erken ama bakalım. Yukarı bak. Gayet güzel. Bakalım beynimiz neler yapabiliyor. Y ile başlayan hayvanları say bakalım. Yengeç, yunus ve yaşlı fil. Bir öncekinden iki tane daha fazla, bravo. Deniz. Şu evlatlık konusuyla ilgili. Kendini kötü hissetmiyorsun değil mi? Yo, ben 5. sınıftan beri biliyordum ki. Nasıl yani? Nereden biliyordun? Çukur çene. Benimki öyle, babamınki değil. İnternetten baktım ben. Kalıtımsal bir şeymiş. Doğru. Otozomal dominant kalıtım. Yani baskın kalıtım. Anne ve baban da olmadığına göre biyolojik olarak bir akrabalığın olamaz. Hoca başından beri biliyordu. Eminsin değil mi iyi olduğunu? Eminim. Bu dert ettiğim bir şey değil. Onlar benim ailem ve ben onları çok seviyorum. Gerçekten. Uyandın mı? Bu nasıl? Ah, gayet iyi, merak etmeyin. Ya çok teşekkür ederiz. Yani her şey için sağ olun. Ateş Bey'e de teşekkürlerimizi iletin lütfen. Tabii. Ne haber? Süper.